Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. İyi bir çarşamba olsun. Bir çarşambadan bir çarşambaya. Rabbim tüm dertlerinizden bir anda sizi kurtarsın inşallah. Evet, 14 Eylül 20 Eylül arası tüm Başak burçlarına bakıyorum. Neler bekliyor Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillazi afani mimma İptela bihi fedallahi ve ala kesirin minnen tahfidila. Anlamı şu arkadaşlar, beni seni müptela kıldığı şu şeyden esirgen ve beni yarattıkların bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Ve her türlü beladan beni uzak tutsun Rabbil Alemin anlamındadır arkadaşlar. Rabbimiz bizi İslamiyet'te ödüllendirdi. Ona layık olmaya çalışalım. İbadetlerimizi tam olarak yapalım sevgili Başak burçları. Eminim sizlerin de bazı çıkmaz olaylarınız yakın zamanda hayırlısıyla güzel şekilde sonuçlanır. Bir kısmet açıklığı söz konusu olacak. 7 kat yerin altından, 7 kat göklerden Rabbim hayırlısıyla size bir rızık tayin edecek. İşsiz Başak Burcu kalmayacak. Sıkıntıda Başak Burcu kalmayacak Rabbimin izniyle. Evinizde bir huzur, bir toplantı olduğunu görüyorum. Huzurlu bir toplantı, bir aile meclisi olabilir. Yalanların, riyaların üzerine durma. Dedikoduların üzerinde durma. Dedikoduyu yaparlar, geri çekilirler, senin üstünde kalır. Uyarımı yapayım efendim. Şimdi bir işin yani başlangıcını yapacaksın. Bu hafta liderlik vasfı var sende. Evet sevgili Başak Burçlarım, bir liderlik vasfı olduğunu görüyorum. Kendine çeki düzen ver. Haydi bakalım liderlik vazifesine marş marş ileri diyor hayat sana. Şimdi arkadaşlar, üzerindeki ağırlığı atmışsın. Parasal durumunu çözmüşsün hayırlısıyla. Yani hamd et, şükret. Rabbim her şeyi şüphesiz en iyi bilendir. Bir araya toplanmalar çok var bu hafta. Ve de şöyle diyeyim arkadaşlar, kestirip attığın bir iş, bu olmaz dediğin bir iş önüne gelebilir. Tekrar soğuk davrandığın birisi, yani sana karşı soğuk olan birisi aniden çıkıp gelebilir. Yani kötü bir amaçla da gelmeyecek, iyi bir amaçla gelecek. Bir teklifi bir daha düşüneceksin. Artık ne tür bir teklifse efendim. Ne tür bir teklifse onları tekrar düşündüğünü görüyorum. Yaptığın bir sevabın, yaptığın bir iyiliğin karşılığını görmüşsün. Hayır kapıları açık sonuna kadar. Evlilikle ilgili tüm sorunların gidiyor. Evli olan Başak burçlarının sıfır sorun görüyorum. Sorunlarını çözmüş olarak görüyorum. Varsa bir böyle bir geçimsizlik falan, anlaşma ve mucizevi şekilde ilerlemeler söz konusu olacak. Arkadaşlar, bazı Başak burçlarına uyarıyorum. Tamam, karşıdaki insan iyi değil ama senin de bazı hataların olabilir. Birilerine paye vermiş olabilirsin. Belki de ilk tartışmayı sen başlattın. Bazı Başak burçları bir alo desin küsse partnerlerine ya da ne bileyim bir ailevi bir anlaşmazlık varsa, bir iş anlaşmazlığı varsa bir merhaba diyebilirler. İşten çıkmak istiyorsan ya da yeni bir iş olayını başlatmak istiyorsan iyi bir günler, yeni bir işe girebilirsin sevgili dostum, merak etme, hayırlı olacak. Bazı Başak burçları da eski iş yerinden çağrılabilirler, gitsinler görüşmeye, çok iyi, çok hayırlı olacak sevgili arkadaşlar. Paranıza artı değer katacağınızı söylüyorum. Daha önceki haftalarda bir çokça para harcamanız olmuş. Hayırlısıyla bu hafta toparlayacaksınız efendim. Mucizeler yaşayacağınızı görüyorum. Bir fırsatı değerlendireceksiniz. Fırsat fırsat üstüne gelecek. Ve kaçırdığın zamanı, kaçırdığın fırsatları yakalama durumun var. Çok hayale dalma.
Bu dolunay biraz seni hayallere daldırabilir. 10 Eylül'de olan dolunay, hayallerinden sıyrıl, gerçeklerle yüzleş diyorum sevgili arkadaşım. Ve 10 gün gibi bir sonra, 10 gün gibi bir süre geçtikten sonra Aslan burcuyla olan bir beraberliğin var. Barış da sonuçlanacak. Platonik bir aşk varsa Aslan burçlarıyla hayırlısıyla çok güzel sonuçlanacak. Sadece aslanlar değil, boğalarla, koçlarla ve yaylarla olan ilişkilerinizde düzelmeler görüyorum. Olumlu açılar alıyorsunuz efendim. Şimdi mahkemelik bir olayın varsa bir kez daha düşün. Özellikle boşanma mahkemesi varsa, ayrılma durumları varsa bir kez daha düşün. Yani belki yıldızın parlar, beraber çıkarsınız, beraber bir işler yaparsınız. Böyle bir sıkıntıları atacağınız günler çok yakın efendim. Kendinize çeki düzen verin, kendinizi bir şeylere hazırlayın. Gelecek çok iyi olacak, merak etmeyin Allah'ın izniyle. Yitirdiğiniz fırsatları alıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Kötü insanları hayatınızdan gönderiyorsunuz. Ve de şöyle bir şey var. Bir mülk konusu var arkadaşlar. Bir ev edinme, eve kiralık eve çıkma, bir aileden kalan bir mülkün paylaşımı, bu konu gündeme gelecek. Lehinize sonuçlanacak. Gözünüzü açın. Kimseye de inanmayın. Bana merhamet et diyenler bile sizi sömürmeye çalışıyor. İyi niyetinizden faydalanmaya çalışıyor. Bu uyarıyı da yapayım en başta. Eğer bir zorluk çekiyorsanız, hani maddi anlamda zorluk çekiyorsanız mutlaka yani evinizde Tahiyyat suresi okuyun, bereket duaları okuyun, yani Amene Resulü okuyabilirsiniz, karınca duası okuyabilirsiniz, Etteyyuatı okuyabilirsiniz. Sayıyorum bakınız bereket için. 3 kere Etteyyuatı okuyabilirsin, 3 kere karınca duası, 3 kere de Amentü okuyabilirsin, Amene Resulü okuyabilirsin. Amentü duadır, Amene Resulü de bir ayetler zinciridir arkadaşlar. O yüzden ister Amentü oku, ister Amene Resulü oku, kalp ve iman doğruluğuyla okursan hepsi de kabul. Etteyyuatı da duadır, sure değildir biliyorsunuz. Ama yemeğe okunan bir etteyyuatı eve sonsuz bereket taşır, onu da söyleyeyim. Kocanızla anlaşmazlık varsa, evde bereketsizlik varsa, karı koca kavga ediyorsa yemeğin içerisinde etteyyuatı okuyun 3 tane. Hiçbir daha asla katiyen kavga yüzü görmezsiniz. Arkadaşlar, düşüncelerinizin, duygularınızın, hayallerinizin bile ötesinde gerçekleşeceğini görüyorum. 6 ay içerisinde hayatınızda çok güzel değişimler olacak. Merak etmeyin. Siz hamd dedikçe, şükür ettikçe daha güzeli gelecek. Bundan eminim sevgili arkadaşlar. Ve zikrinizi veriyorum. Ya cami zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 114'tür efendim. Neden ya cami zikrini çekiyorsunuz? Bir araya gelmek için, birleşmek için ya da ekonomiyi dengelemek için, yani bütçenizi, aile içi ekonomiyi dengelemek için, borç ve alacak verecek olayını dengelemek için, ayrı düştüğün sevdiğinle kavuşmak için, ayrı düştüğün evladına kavuşmak için ya cami zikri cem etmekten gelir. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil aleyhisselamların isminin toplamıdır. Cami bir araya getirmektir. Bir araya getireceksiniz. Olanca gücünüzü kullanacaksınız. Rabbim herkesin işini kolaylaştırsın. Gelecek çarşamba görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.